İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü PKK-KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Ahmet Özer'in hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Özer'in buradaki ifadesinin ardından PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi seçim ve parti hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına Çağlayan Adliyesi önünde tepki gösterdi. Hepinizin bildiği üzere sabah 5.48'de başlayan, hukuki dayanağı olmayan siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız. Maalesef bugün burada Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'un iki seçmeninden birinin oyunu alarak rekor bir oyla seçilmiş belediye başkanımızı sandıkta yenemeyen iktidar partisi yargının eliyle görevinden uzaklaştırmaya çabalamaktadır. Aslı astarı olmayan sorularla ve 10 yıl öncesine dayanan sorularla belediye başkanımızı bugün cezaevine götürdüler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuzluğun her zaman karşısında olduk, karşısında da olmaya devam edeceğiz. Özer'in tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı. Bugün buradan kıymetli İstanbullular da Esenyurt Belediyesi'ne geçecekler ve bir nöbet süreci Esenyurt Belediyesi'nde başlamış olacak. Bu andan itibaren yarın saat 12 gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda olacak. Saat 13.30'da MYK'mızı Esenyurt ilçe binamızda topluyoruz. Yarın 16'da Genel Başkanımızla, bütün belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte vereceğiz. Genel Başkanımız sürece yönelik yol haritamızı hem MYK toplantımızda hem de Esenyurt'taki belediye önündeki büyük buluşmada, büyük organizasyonda Türkiye kamuoyuyla paylaşacak diyorum. Basın emekçilerine teşekkür ediyorum.